İsterseniz düğünüme geçelim. İlk kuşak bağlamadan başlayalım. Kardeşim kuşak bağlaması. Sıra geliyor Kezban Hanım'ın gelin çıkma görüntülerine. Mavili olan baban sanırım. Kayınpederim. Kayınpederim. Kuşağınızı bağlayan bey kim Kezban Hanım? Kardeşim. Ağlıyor musun? Biraz mutlu. Ya benim için güzel ama bir yandan da kötü bir duyguydu. Kardeşimi çıkararak ağlamaya başladım. Çok pardon. Kendimi de tutmuştum yani ağlamayacağım diye. Daha sonrasında annemle babamla vedalaştık. Ya o an gitmek istemedim. Buruk oluyor insan. Aynen. Ben indim aşağıya tabii. Annemle babam bayağı bir sonra indi. Öyle. Sizi en çok hangisi hüzünlendirdi peki? Evinizden ayrılmak mı yoksa kardeşinizden ayrılmak mı Kezban Hanım? Yani her ikisi de evimden ayrılmak. Kardeşim o an yani bana çok düşkün. Ben de ona çok düşkünüm. Ya o an kuşağımı bağlarken kendini zor tuttu. Bir anda çıkırması. O an gitmek istemiyorsun ayrıdan. Aynen. Ya o an hani istemiyorum ama gitmek zorundayım. Söz ver hani hem ağlarım hem giderim. Öyle bir şey oldu. Ama Allah'a şükür mutluyum. Biraz eğlenceli dakikalara geçelim mi artık düğüne geçsek? Tabii geçelim ama. Evet, burada ilk salona girişimiz. Gelinliği ne kadara kiraladın? Gelinliği diktirdim. Bindallıyla beraber 2100 TL verdim. Gelinliğin şu öndeki detayını beğenmedim bir tek. Evet, taş. Çok taş. Fark ettim. Taşlı olması hoş olmamış. Anladım. Yani danselle taş gitmiyor. Kemer gibi kullanılmış bir de o yüzden. Onu ben bir modelde görmüştüm. Keşke olmasaydı. Çok daha güzel olurdu. Modeldeki gibi durmadı. Artık mecbur kaldım. Son düğüne kalmış bir iki gün. Taş da arayamazdım. Mecbur oradan bir taş seçtim. Kezban Hanım, eşinizin başındaki gülleri neden almadınız acaba? Ya o an bir tereddütte kaldım ben. Alsam mı almasam mı? Hani insan o an ne yaptığını bilemiyor. Düğün salonu neredeydi? Yeni Bosna'daydı. Ne kadara tuttunuz? Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 3,5. Kezban Hanım'ın gelinliğini beğendiniz mi hanımlar? Gelinliğin çok kabarık değil sanırım. A kesin galiba. Çok düz. A kesin.